Saniye. Hoş geldiniz hanımım. Al kızım şunları odama koy. Ben bir Adnan'a bakayım. Tamam kızım. Hanımım, bir misafirimiz var. Misafir mi? Ha, bir bey. Allah Allah. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur derler. Gerçi bizim vaziyetimizde kavuşmak sözü pek münasip değil. Ne diyelim? Dağ dağa görmez, insan insanı gün gelir görür mü diye. Seni öldü biliyorduk. Doğru. 20 sene evvel öldüm ben. Ölmüş halimle yaşıyorum. Yanlışın var. 20 sene evvel ölen Adnan. Niye geldin? Ne işin var elimde? Eski defterleri açmaya geldim. Ben o defterleri kapattım. Ben kapatmadım. Ben 20 yıl önce kapattım. Sen de kapat. Ben açtım. Hakikat o defterlere yazılmadı. Ben hakikati yazmaya geldim. Hakikat mahkeme defterlerine yazıldı. Mahkeme defterlerine yazılan hükümdü, hüküm. Hakikat değil. Ben hakikati biliyorum. Ben de biliyorum. Ali Rahmet, ben tam 20 yıl... babamın kanını yerde bırakmayacağım diyen oğlumu zapt ettim. Ama senin için değil. Oğlumun eline kan bulaşmasın diye. Şu saatten sonra da bulaşmasına müsaade etmem. O yüzden maziyi mazide bırak ve çek git. Hünkâr, ben gitmeye değil kalmaya geldim. Bugün Toros yolunda bir depo patlamış. İki kişi ölmüş. Belki tanırsın. Biri Ali Rahmet Fekeli, biri de Yılmaz Akkaya. Haberin yoktu değil mi? Tahmin ettim zaten. Söylemek istiyorsun. Ne demek istediğimi yüreğine sor. Eğrisini mantığın bilse de doğrusunu yüreğin bilir senin. Eski bir dost. Eski zamanlardan bir dost. Hatırladınız mı beni Azize Hanım? Ah, hatırladım, hatırladım. Ay şey. Evet, şey. Hiçbir şeyin hiçbir şeyi. Ellerinizden öperim.
ben tanıyor muyum o adamı? Tanımıyorsun anneciğim, tanımıyorsun canım. Acıktın mı, yemeğini koysunlar mı? Anne. Ay. Ay çok korktum oğlum. Niye korktun ki? Kim geldi bize? Nasıl kim geldi? Birini çıkarken gördüm bahçeden. Ay hiç kimse gelmedi. Şey geldi. Ay kimdi, kimdi? Anne kimse gelmedi. Kimse gelmedi anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk bir tanem. Ya gördün mü bahçeden birini çıkarken? Siyah bir arabaydı eminim. Yanlış görmüşsün herhalde onu. Ben buradaydım, hiç kimse gelmedi. Belki Sabahattin abi hasta gelmiş olabilir. Bize kimse gelmedi çünkü. Evet canım, herhalde ona hasta geldi. Neyse. Nasılsın bir tanem? Nasıl geçti günün? İyi geçti, güzeldi. Derneğe gittik birlikte. İyi yapmışsınız. Aç mısın? Bir şeyler hazırlatalım mı? Yok. Nişan yemekli. Ne nişanı? Söylemedin mi anne? Ay ay ay, benim aklımdan çıktı oğlum. Bak kaç defa konuştuk. Ya bir aile dostumuzun nişanı var, beraber gidelim demiştim. Ay Demir, ben gelmeyeyim. Bir tanem, benim sensiz ne işim var orada? Zaten Adnan'ı sahneye bıraktım. Sabahtan beri aklım onda kaldı. Akşam da bırakmak istemiyorum. Ben bakarım kızım Adnan'a. Siz gelmeyecek misiniz? Aman boş ver ben. Kafam kazan gibi, istemiyorum nişan falan. Siz karı koca gidin işte. İşte tam bu yüzden bize bir mürebbiye lazım. Valla bence de lazım aslında. Bak hiç itiraz etme bir tane. Bir mürebbiye tutalım. Ben de sahnenin elini bırakmak istemiyorum çocuğum. Kusura bakma. Lazım, lazım, lazım. Çünkü sahnenin de yarın öbür gün bir çocuğu olacak. Mürebbiye şart kızım. Anne. Kimdi o adam? Hangi adam? Anne buraya bir adam geldi, gördüm. Züleyha'cığım, o adam Fekeli. Demir'in babasını vuran adam. Ne? Anne ne diyorsunuz? Ne işi varmış ki burada? Hakikati anlatmaya gelmiş. Ben hakikati bilmiyormuşum falan. Adam 20 yıl yatınca herhalde içine çok koydu. Siz nasıl bu kadar rahatsınız anne? Ya yine gelirse, ya bir şey yaparsa? Yapacağım, hiçbir şey yapmaz. Ya yaparsa anne? Kızım bir bildiğim var ki söylüyorum. Yapmaz. Ama sen sakın Demir'e söyleme. Kocanı biliyorsun, sinirli. Şimdi durduk yere ağzımızın tadı bozulmasın. Yok söylemem, merak etmeyin. Sağ ol kızım. O yer gelir yazı da yaban, gül olur yar yar, gül olur yar yar, gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.